Arkadaşlar selamünaleyküm. Bir devlet güçlü olmak istiyorsa her şeyden önce güçlü bir orduya sahip olmak zorunda. Özellikle de bizimki gibi bir coğrafyadaysa hava, kara ve deniz kuvvetlerinin tamamının iyi eğitimli askerler ve modern sistemlerden oluşması çok önemli. Çağın gerisinde kalan orduların başarı şansı sıfırdır. Bu üç kuvvetin içinde de hem yıkıcı hem caydırıcı etkisiyle öne çıkan kısım hava kuvvetleri. Özellikle son yüzyılda birçok savaşta bunu gördük. Hava kuvvetleri güçlü olan devletler kara kuvvetleri girmeden önce düşman ordunun yıkıcı gücünü tamamen bitirebiliyorlar. O yüzden bu alandaki her gelişme çok önemli. Tabi hava kuvvetleri dendiğinde insanın aklına ilk gelen şey savaş uçakları. Hangi ülkenin savaş uçakları daha gelişmiş özelliklere sahipse hava savaşını o kazanır. Bu yanlış bir bilgi değil ama yeni savaş konseptinde en az savaş uçakları kadar önemli bir unsur daha var. Havadan erken ihbar ve kontrol uçakları. Bu sistemlere sahip dünyada çok az ülke var. Bir elin parmaklarını geçmez. Bunlardan biri de biziz. Sınır ötesi operasyonlarda aktif şekilde kullanıyoruz. O yüzden bugün Barış Kartalı diye isimlendirdiğimiz erken ihbar uçaklarımızı konuşalım. Başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapalım. Videolarımızı izleyenlerin büyük çoğunluğu abone olmayan kullanıcılardan oluşuyor. Sesimizin daha büyük kitlelere ulaşması için bize verebileceğiniz en büyük destek abone olmak ve videoları beğenmek. O yüzden kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi konumuza dönelim. Yıl 1982. Lübnan'da ciddi bir iç savaş vardı. Suriye ile İsrail de her zamanki gibi gerginlerdi. İsrail, Lübnan'da Beka Vadisi'nde bulunan Suriye'ye ait Sam füze bataryalarını vurmak istedi. Bu yüzden İsrail Hava Kuvvetleri büyük bir operasyona girişti. Bu operasyona Galile Barış Operasyonu adını verdiler tam 90 savaş uçağı katıldı. F-15 ve F-16 savaş uçaklarından oluşan bu büyük gücü Suriye'de savaş uçaklarıyla karşıladı. Suriye'nin hava gücü sayı olarak daha fazlaydı. 100 adet MiG-21 ve MiG-23 savaş uçağı İsrail'in 90 uçağının karşısına dikildi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük hava mücadelesi başladı. Tam 3 saat boyunca uçaklar birbirini vurmaya çalıştı ve arka arkaya düştüler bu kısacık zamanda 90'a yakın uçak düştü. Az bir rakam değil, dünyadaki birçok ülkenin hava kuvvetlerinin toplamında bu kadar uçak yok. Ama tuhaf bir şey vardı, düşen uçakların tamamı Suriye ordusuna aitti. 30 tane SAM bataryası da tamamen imha edildi. İsrail'in sadece 2 adet F-15 savaş uçağı hasar aldı. Onlar da düşmeden geri dönebildiler. Bunu duyunca insan inanamıyor. 90 uçağı 100 uçakla karşıla, neredeyse bütün hava gücünü 3 saatte kaybet ama karşı tarafta en ufak bir kayıp olmasın. Bunu sağlayan ne olabilir? İnsan aklına gelen ilk şey İsrail'in e savaş uçaklarının daha iyi olması ya da pilotlarının daha eğitimli olması. Bunlar önemli etkenler ama bunlar da istediğiniz kadar üstün olun az da olsa kayıp verirsiniz. İsrail'in e, Suriye'ye vurduğu bu ağır darbenin arkasında bugün konumuz olan havadan erken ihbar uçağı vardı. İsrail E-2 Hawkeye uçağına sahipti. Bütün operasyonu bu uçakla yönetti ve bütün savaş uçakları bu uçak sayesinde rakibine üstün geldi. Bunun nasıl olabildiğini anlamak için öncelikle bu uçakların ne işe yaradığını bilmek gerekiyor. Bu uçaklar hem savunma hem de taarruz görevlerinde kullanılabiliyor. Geniş bir alanı tarayarak bütün tehditleri tespit ediyor. Düşmana ait savaş uçağı ya da hava savunma sistemi gibi tehdit unsurları bu uçakla belirlenip operasyon güçlerine gereken bilgi veriliyor. Bu işi yerde yapan istasyonlar da var ama uçak sistemleri hem daha geniş alana hakim oluyor hem de yer şekillerinden etkilenmiyor. Yani mantığı kısaca anlatırsam bir operasyon yapacağınız zaman ya da tehdit oluştuğunda bu uçağı kaldırıyorsunuz. Çok geniş bir alanda tarama yaparak düşman ve dost unsurların yerlerini belirliyor. Bütün tehditlerin geniş bir resmini oluşturuyor. Düşman uçağı kör şekilde gelirken sizin savaş uçaklarınız onun yerini önceden biliyor. Daha da önemlisi bu uçakla düşman savaş uçaklarına radar kilidi atabiliyorsunuz. Radar kilidini atıp bunu kendi savaş uçağınızın ekranına aktardığınızda hava savaşında pilotunuz 1-0 önde başlıyor sizin pilotunuz kendi radarıyla tarama yapmak zorunda kalmıyor. Tabi bu da tespit edilmesini zorlaştırıyor. Yapması gereken tek şey füze menziline girip atışı yapmak. Tabi etkili olmasını sağlayan tek konu bu değil. Bizim erken ihbar uçaklarımızın çok ciddi bir elektronik harp kabiliyeti de var. Ayrıca radar güdümlü füzelere karıştırma yaparak hedefini şaşırtabiliyor. Bu kabiliyetin yanında en önemli özelliklerinden biri de istihbarattaki becerisi. Elektronik istihbarat ve sinyal istihbaratı sağlıyor. Erken ihbar, Düşman unsurun yerini belirleme, savaş uçaklarını koordine edip operasyonu yönetme, elektronik harp, radar yanıltma. Daha ne yapsın bu uçak? Bu kadar özelliğe sahip oldukları için artık bütün hava kuvvetleri bu uçaklara sahip olmak istiyor. Dünyanın yeni tanıştığı sistemler de değiller. Havadan erken ihbar uçakları neredeyse 80 yıl öncesinde başlayan bir serüvene sahip. Amerika 1944'te Cadillac projesiyle başlattı süreci. Bu ilk proje başarısız oldu ama 2. Dünya Savaşı'nın sonlarından itibaren ortaya çıkan projelerle günden güne başarısı arttı. Günümüzde hava kuvvetlerinin en önemli etkenlerinden biri haline geldi. Genellikle sivil yolcu uçakları, iş yetleri, askeri kargo uçakları üzerinde şekillendiriliyorlar. Ama döner kanatlı sistemlere uygulanmış tipleri de var. Gelelim bize ait olan uçaklara. Ava kuvvetlerimiz bu uçakları uzun süre talep etti. 1996 yılında ilk adım atıldı. Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında alma kararı verildi. 1998 yılında 4 firmadan teklif alındı. 2000 yılına gelindiğinde Boeing firmasıyla Northrop Grumman firmasının ortaklığının ihaleyi kazandığı açıklandı. 2002 yılında sözleşme imzalandı. 2003 yılında ise kesin sipariş verildi. Buna göre 4 adet satın alacaktık. 2 adet de opsiyon vardı. Yani sayıyı arttırabilirdik. Uçakların bize teslimi için 4 yıl sonrası belirlendi. 2007-2008 yıllarında tamamı teslim edilecekti. Ama özellikle radar konusunda ciddi sıkıntılar yaşandı. Bu yüzden teslimatları vaat edilen tarihten tam 7 yıl sonra yapıldı. İlk uçak 2014 yılında göreve başlayabildi. Boeing firması bu gecikme yüzünden bize 600 milyon dolar tazminat ödedi. Teslimatlar tamamlandığından beri de bu uçakları aktif şekilde kullanıyoruz. Hani az önce İsrail'den örnek vermiştim orada hava savaşındaki önemi ortaya çıkmıştı. Ama bu uçaklar havadan karaya yapılan operasyonlarda da çok faydalı. Daha önce terör örgütüne aynı anda 75 savaş uçağı ve 2 tanker uçakla büyük bir sınır ötesi harekat başlatmıştık. Bu harekata bir adet de barış kartalı katıldı. Bütün operasyonu yönetti. 75 savaş uçağımızı sevk ve idare etti. Görev sıfır kusurla ve 400'den fazla hedefin nokta atışı imhasıyla tamamlandı. Esed'e yaptığımız harekatta da 3 savaş uçağını vurmuştuk. Orada da barış kartallarının etkisi büyük. Bu uçaklardan bizde şu an 4 adet var. İsimleri Kuzey, Güney, Doğu ve Batı. Boeing 737 yolcu uçağı üzerine kurulu bu sistemler. 370 kilometreden fazla menzile sahip bir MESA radarı var. Bu radar Northrop Grumman tasarımı. Bu en önemli özelliği diğer sistemlerdeki gibi radar dalgalarının cisme çarpıp geri dönmesini beklememesi. Cisimleri tarayarak enerjilerine göre belirliyor. 2,5 tonluk bir radar bu. İlk duyunca insana çok ağır geliyor ama ağırlığı eski nesil radarların sadece üçte biri dost düşman tanıma sistemi de bu birlikte. Onun da menzili 550 kilometrenin üzerinde. Bu uçakların uçuş ekibi 2 kişiden görev ekibi 10 kişiden oluşuyor. Operasyon esnasında yaklaşık 18 saat havada kalabiliyorlar. 400 kilometre çapında bir alandaki dost ve düşman bütün unsurların bütün hareketlerini eş zamanlı izliyor. Bu uçakların temini Türkiye'nin hava kuvvetlerinin gücünü kat kat arttırdı. Ayrıca bu projede Türk firmaları da ciddi rol oynadı. Mesela Havelsan bu uçakların görev bilgisayarlarının yazılımlarını geliştirdi. Yer destek sistemlerinde de yine onların imzası var. Uçuş ekipleri sürekli geliştirme ve ilave yetenek talebinde bulunuyor. Bu geliştirmeleri de yine hava Havelsan sağlıyor. Barış Kartalı filomuz Konya 3. Anacet üstünde konuştu. Her ne kadar taradığı alanın çapı 400 km olsa da hava şartlarına göre bu alan 600 km'ye kadar çıkıyor. Yani dördünü aynı anda kaldırdığımızda hem Türkiye'nin tamamını hem de sınır komşularımızı izleyebiliriz. Bu bize çok ciddi bir üstünlük sağlıyor. Mesela Yunanistan Fransa'dan Rafale savaş uçağı satın aldı. Bölgedeki dengeler değişir mi diye konuşmuştuk daha önce. Aldığı sayı ile denge zaten değişmezdi ama bu uçaklar bizdeyken sayı artsa da o dengelerde oynama olması mümkün değil. Yani barış kartalları için hava kuvvetlerimizin havadaki gözü desek yanlış olmaz. Bir operasyon kararı aldığınızda sahada operasyonu yapan askerler ve sistemler büyük öneme sahiptir. Ama en az onlar kadar hatta belki de daha önemli olan şey de sahadaki hareketliliğin doğru yönetimi. Barış Kartallarımız sayesinde bu konuda sıkıntı yaşamayız inşallah. Bu önemli çünkü bizde en önemli konu operasyonun doğru yönetilmesi. Görev emri verildikten sonra ardına hiç bakmayan bir ordu için emirden sonrasının telaşı boş ve gereksiz olur. Allah'a emanet olun.